Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, Azrail aleyhisselam. Eyüp aleyhisselamın mağarasına geliyorlar. Eyüp aleyhisselamın çile mağarası. Ve Eyüp aleyhisselamı o hastalıktan kurtarıyorlar. Bir mucizeyle, Allah'ın mucizesiyle geri 18 yaşına getiriyorlar. 18. Ve dördü mağaranın üstünde oturuyorlar. Melekler de genç erkek kılığında ve Eyüp aleyhisselamın hanımı saçlarını almaya gidiyor, geliyor. Bakıyor ki mağaranın üstünde dört tane erkek, genç erkek oturuyor. Neyse, hemen mağaranın içine giriyor. Kadıncağız bakıyor ki Eyüp aleyhisselam yok. Hemen çıkıyor. Eyüp'üm nerede? Eyüp'üm nerede diye bağırıyor. O erkeklere soruyor. Ne yaptınız Eyüp'üme? Eyüp'üm buradaydı. Yaralar, bereler içindeydi. Tabi Cebrail aleyhisselam kadına diyor ki, Eyüp'ü bu kadar çok mu seviyorsun? Ne demek çok seviyorum diyor. O benim Eyüp'ümdür diyor. Seviyorum tabii ki. Madem Eyüp'ü bu kadar çok seviyorsun, içimizden birisi Eyüp. O kadar çok seviyorsan hadi tanı bakayım. Kadın şaşırıyor. Çünkü Eyüp aleyhisselam yaşlanmıştı, her tarafı çürümüştü, yaralar bereler içindeydi, neler çekmişlerdi, nice yıllar geçmiş, 18 yaşını nasıl hatırlasın kadıncağız? Bakıyor, 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 yakından bakıyor, tanıyamıyor. Eyüp aleyhisselam dayanamıyor ve gülüyor. Evet, Eyüp aleyhisselam gülüyor. Eyüp aleyhisselamın birkaç tane dişi gümüşmüş. Evet, gümüş. Kadın Eyüp aleyhisselamın dişlerini görünce, aha bu Eyüp'tür diyor, dişlerinden tanıdım diyor. Dişleri gümüş. Eyüp aleyhisselam inip sarılıyorlar birbirlerine, ağlıyorlar. Öyle abi ya, ağlanmaz mı? Kadıncağız ne hale gelmiş. Eyüp aleyhisselam diyor ki, ben vaat ettim. Bu eşim yıllarca benim kahrımı çekti. Yani dilencilik yaptı. Çöplerden ekmek topladı. Ama ben vaat ettim. Sana 40 tane sopa vuracağım diye. Çünkü saçlarını ekmekle değiştirmişti, gelmişti en son. Cebrail aleyhisselam diyor ki, Allah buyuruyor, 40 tane sopayı birbirine bağlasın ve birden vursun. Çünkü peygamberler yalan söylemez. Söylediği sözü yerine getirmesi lazım. Evet. Çok ince bir nokta. Öyle kardeşim. 40 tane sopayı birbirine bağlayıp eşine vuruyor. Vaadi de yerine gelmiş oluyor. Bir mucizeyle karısını da 18 yaşına getiriyorlar. 18 yaşına. Ve melekler gittikten sonra Allah Celle Celaluhu Eyüp aleyhisselama altın yağdırıyor. Altın, tabi eski saltanatını geri veriyor. Eyüp aleyhisselam eşiyle beraber altınları toplamaya başlıyor. Allah buyuruyor, ey Eyüp, çektiklerini unuttun herhalde, altınları toplamaya başladın. Eyüp aleyhisselam ne diyor? Ya Rabbi, altınlar da senden geldiği için severim. Senden ne gelirse severim. Sana şükürler olsun ya Rabbi diyor. Ve eski saltanatına geri kavuşuyor Eyüp aleyhisselam. İşte kardeşim, sabrın sonu böyledir. Sabretti Eyüp aleyhisselam ve Allah Celle Celaluhu dünyada da ahirette de onu saltanatına geri kavuşturdu. Allah hepinizden razı olsun kardeşlerim. Bize dua edin. Esselamu aleyküm.